Arkadaşlar hepinize günaydın. Yola başlıyoruz. Yeni bebekle gideceğiz. İzmit'ten arkadaşlar İstanbul'a doğru ilerleyeceğiz. Bugün sizlere vlog çekeceğim. Gittiğim yerleri, gezdiğim yerleri, her yeri anlatacağım. Arabamız tertemiz, daha yeni yıkadım. Öncelikle Golf'ü bir yanımıza alalım. Bu araçta bir 3 silindirli araç arkadaşlar. 1.0. Bizim aracımız da aynı şekilde. Burası daha güvenli bir park yeri olduğu için buraya arabayı park ediyorum. Hadi gidelim. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor arkadaşlar? Biz biraz hareketli. Yeni aldık arabayı. Belki bizi ilk kez izleyenler olacaklardır. Arkadaşlar artık yola çıkabiliriz. İçeriği de temizledim geçen gün. Sadece frene basıp starta basmanız yeterli. Volkswagen mesela debriyaj da istiyor. Bu araçta ona gerek yok. Biraz ısınsın aracımız. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hani Instagram'a ben hikayeler koydum. Instagram'dan da izleyebilirsiniz. Öne çıkanlar kısmından bakabilirsiniz. Clio diye bir öne çıkanları ayarlayacağım sizlere. Hadi gelin yola çıkalım. Uzun yolumuz başlasın. Şöyle Kartal tarafına gideceğiz. Sonrasında yollar bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. El frenimiz elektrikli. Onu indiriyoruz. Ve sürüşümüze başlıyoruz. Direksiyon çok yumuşak ya. Bu konuda güzel oluyor. Uzun yolda ama sport almazsanız, yani işte gazlarken falan biraz problem yaşayabilirsiniz. Ancak genel olarak direksiyon çok konforlu. Ben bir yola bağlanayım, sizlere görüntü açayım. Bu arada yakıtım da sıfırlayayım, onu unutmayalım. Bugün ona bakacağız. Şu sol üstte gözüküyor arkadaşlar yakıt değeri. 5.3. Benim bu bayağı bir işte İzmit merkez. Yani İzmit'e gelirken Sakarya'da gezdiğim yakıt değeri bu. Genelde hep 5.3 arkadaşlar. Ve şunu fark ettim mesela. Hani Volkswagen'de 5 yalar 5.5 yakar. Yani mesela 0.5 litre az gösterir. Burada öyle durum yok. Burada ne yazıyorsa onu yakıyor arkadaşlar. En son depomuzda 200 liralık bir benzin almıştım. 250 km benzin vermişti. Buraya geldim, dolandık falan. 200'e indi. Bakalım İstanbul'a giderken de bir yakıt alırız. Bir bakarız oradaki duruma göre, değerlendireceğiz. Antrasit tavan cidden güzel hissettiriyor. Şansıma 2'dir şirokolu da vardı bu tavan. Siyah tavan arkadaşlar. Arabanın içinde tamamen yol odaklanmanızı sağlıyor. İçeride mükemmel bir hissiyat oluyor. Tabii ayrıca direklerimiz de siyah olduğu için gayet güzel hissettiriyor. Bu konuda mükemmel. Ben çok seviyorum antrasit tavanı. Ya sunroof olacak ya antrasit tavan olacak. İkisi de güzel donanımlar. Evet, 4.5 litreyle başladık. Ekrandan birazdan Apple CarPlay'imi de bağlayacağım. Buradan arkadaşlar gizli özellikler varmış. Gizli özellikle beraber işte Apple CarPlay'i kablosuz falan da yapanlar oluyormuş, bilginiz olsun. Belki biz de yaptırırız, bilmiyorum. Aslında biraz acelem var. Ancak burada otobanda ben şeyi sevmiyorum. Gültepe'ye çıkmak yerine İzmit'in yanından geçmek benim çok hoşuma gidiyor. Şirokko'ya da bu şekilde yapardım. Buradan böyle gidip ileriden doğu çıkışından bağlanıyorum. Benim için daha konforlu oluyor. Orayı bir anda çıkmak hoşuma gitmiyor. Motorumuz gayet sessiz. Yol yalıtımı konusunda da Şirokko'dan daha iyi. Zaten ama aralarında 10 sene fark var, yani iyi olması gerekiyordu. Bunu biliyordum zaten. Bunlar çok benim için yol yalıtımı bir şey. Çok önemli değil. Ben çünkü cam açık giden bir insanım. Yani ben böyle daralıyorum, bunalıyorum arkadaşlar. Her zaman camım bir tık açıktır. Böyle görürsünüz belki yolda denk gelirseniz. Arkadaşlar bugünkü planlarımızdan ilki kahvaltı. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı için mekana gittiğimizde tam karar veremedim nereye gideceğimi. Ben sizlere orada görüntü alırım, fiyatlardan bahsederim. Bizim kanalda fiyatlar seviliyor, fiyatlardan bahsetmek hoşunuza gidiyor. Aslında benim için de ben de güzel hissediyorum. Çünkü ben de izlerken insanların fiyat söylemesini ve önerileri yorumlamasını istiyorum. Mesela gittiği yerin nasıl olduğunu, güzel olup olmadığını söylemek istiyorum. Çünkü bilmediğim bir yere gitmek cidden gözünü kapatıp bir yere atmak gibi. Bir de eğer ki böyle yemek tutkunu bir insansanız benim gibi, ben yemeği çok seviyorum bu arada. Yani her yerde bir yemek tatmaya çalışırım. Adana'da mesela kriz geçirdim, mükemmeldi. Öyle bir insansanız sizin için çok daha önemli bir hal alıyor. Şu anda HGS'den geçiyoruz. Evet, bu sefer HGS'den yeşil yandı. Ortalama 100 km hızla gideceğim zaten. Sabitleyiciyi alırım. Yakıta öyle bakarız. 100 km ile bu araba hiç bayılmadan gidiyor. Şimdi mesela arkadaşlar performansı zayıf diye düşünüyorsunuz ya bu araç için. Aslına bakarsanız bu aracın fiyatına Ege'ye alıyorsunuz. Yani 1.4 Ege'ye alabiliyorsunuz ya da 1.3 alamıyorsunuz mesela. Bu arada şöyle ambiyanslarımı da göstereyim. Bunlar iyi hissettiriyor. Düşündüğünüzde 1.4 Ege'ye ama bu mu derseniz, elbette ki bu. Çünkü yani şu devir oranını size göstereyim. Bakın şuradan hemen alalım arabayı. Böyle spor modumuz var. Modu geçtiğinizde kadranız da değişiyor. Dilerseniz kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Bakın böyle 98'de 100'de 2250 devirde rahatça ilerleyebiliyor. Hani bu konuda çok avantajlı. Tabii ki turbomuz var ya, o turbo sayesinde. Yani 1.0 SC olsa evet problemli, yani 1.0 SC'ye bilinmez. Yani çok zorda kalınmadıkça. Uzun yolda beni bu rahatsız eder mi diye düşündüğüm araba asıl uzun yolda beni rahat ettirdi. Çünkü 90'la 100'le tüm bayırları tırmanıyor. Mesela 120-130'la her araba tırmanır. Çünkü devri yakalamış olur. Önemli olan
2000 devirde torku vererek arkadaşlar tırmanması. O torku da buradan takip edebiliyorsunuz, bakın onu da söyleyeyim. Mesela şu an torkum full. Görüyor musunuz? Bu da güzel bir şey. Böyle deviri yakaladığınızı hissettiriyor size. Buna hissediyorsunuz mesela. Bir anda böyle tork fırlıyor veya. Bakın yavaş yavaş çekiliyor. Gazı çekiyorum. Beygir tork eğrisini oradan takip edebilirsiniz. Zaten bir de bu araba otomatiklere göre biraz daha torklu bir araba. Otomatik şanzımanların torku daha düşük. Yanılmıyorsam bu araba 160, otomatikler 140 Nm torka sahip. Bir yazılımla yaptıysak çok rahat olur aslında da. 5. vites, yani 5 ileri olmasına rağmen vites devir oranları gayet güzel. Mesela şimdi hız sabitleyicimi açıp şöyle 110 alıyorum. Yani kıyaslayacağınız arabalar önemli burada. Bir Egea 1.4 ile kıyaslıyorsanız eğer bu arabayı, çünkü aynı fiyattalar. Hem donanım olarak daha üstün Egea 1.4'e göre, çünkü Urban alabiliyorsunuz ancak o paralara. Yani longları falan daha zor alabiliyorsunuz. Long'la kıyaslayınca da evet, denk donanımlara neredeyse yakın oluyor. Onlarda da aynı paketler var. Orada tabi Egea'nın RS paketi yok. O öne çıkıyor. Çünkü bu arabanın ikonuyla Egea'nın Long'u denk geliyor. Zaten kıyaslayacağınız çok fazla bir araç da yok. Corsa'ların 1-2'leri var. Onlar biraz daha pahalı. Peugeot'lar biraz daha pahalı. Ama tabii ki hani 1.0 motor herkesin hoşuna gitmeyebilir. 1.4 atmosferikten çok daha performanslı. Cidden çok kilometre yapıyorum. Arabayı 38.5'ta aldık. Hemen 39.600 oldu. Yani araba durmuyor arkadaşlar. Bende araba duramaz. Evde otururken durduk ya arkadaşlar, dışarı çıkıp dolaşan bir insanım. Çünkü daralıyorum, bunalıyorum yani. Arabayla sadece bir tur atmak bana büyük bir rahatlık sağlıyor. Büyük bir keyif veriyor, söyleyeyim sizlere. Arabanın markası da önemli. Standart bir araba daha iyi olsa bir tur atmak, gece dolaşmak ya da bir yere gitmek bana zevk veriyor. Elektrikli araç alıp sabah akşam gezesim var. Bu arada 110'la içerideki atmosferde gayet medeni. Bu arabada çok fazla tekersiz almıyorsunuz. Çok aşırı değil. Biraz daha geride. Mesela şu an o uğultu sesi, yani rüzgar sesi bir tık daha fazla. Tekersize göre daha baskın. Ama motor hiç yok. Motordan haberiniz dahi olmuyor. Şu anda menzilimiz 180 km'ye düşmüş. Bakalım şöyle ortalama yakıtı görmek istiyorum. 4.7 ile ilerliyoruz. Eğer ki 4.5'da falan bitirirsek çok güzel bir değer. Bence 5 ile bitiririz. Ben daha o 4'leri falan çok göremedim. Aslına bakarsanız 180'e düşmesinin sebebi de şuymuş. 19 kilometre gelmişiz. Evden çıkarken 200'dü. Yani dediğim gibi bu araba ne söylüyorsa onu yapıyor arkadaşlar. Fazlası yok. 110 otoban için, orta şerit için güzel bir, ideal bir hız. Lütfen sol şeridi gereksiz yere doldurmayalım. Lütfen bunu hep uyarmak istiyorum. Aklıma geldikçe söylemek istiyorum. Arkadaşlar sol şerit sollama şeridi olsun. Hemen sağa geçelim. Direksiyonu çevirmek sizleri yormayacak. Cidden trafikte arkadaşlar yorucu bir durum, onu söyleyeyim. Yani en soldaysanız gaza basın, biraz ilerleyin. Arkadan araba geliyor mu diye aynadan bakın. Ama orta şeritten devam edin. Mesela 110 da orta şerit için ideal. Yani 90'da da gidilmez. Bakın arkadaş mesela burada orta şeritten bu hızla gittiği için tırcı arkadaş burada şimdi sağından geçiyormuş gibi gözüküyor. Ama bu adamın sola geçmesi de yasak. Mesela yani niye bu şekilde yapıyorlar bilmiyorum. En sağdan ağır ağır git. En azından tırcı arkadaşlar da seni kolay bir şekilde geçsin. Tehlikeli durumlar, bunu söyleyeyim sizlere. Bu yüzden kazalar oluyordur. Lütfen solu gereksiz yere kullanmayalım. Ben biraz müzik dinleyeyim. Bu arada radyonun kalitesi düşük. Apple CarPlay ile güzel bir ses çıkıyor. Scirocco ile aynı ses sistemi, Passat'tan kötü. Clio'ların o hani hep diyorum ya işte klasik Renault ses sistemi dediğim tarzı değil. Çok daha güzel bassları var ama aşırı aşırı güzel mi? Değil yani, bu bir gerçek. Renault aman aman bir hoparlör koymuyor ama nasıl yapıyor? Bunun için özel seriler var. Onları aldığınızda mesela Latitude'da geliyordu standart olarak. Talisman'larda opsiyon koydular. Ancak onlar da böyle çok aşırı aşırı bir sese sahip olabilirsiniz. Burada normal standart bir sesi var. Bu arada yanımızda bir araç var. Onu bir sollamak istiyorum. 130'da arkadaşlar 3000 devirde ilerliyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar burası mesela Hereken'in bayırı. Az çok otobanda araç sürenler bilirler burayı. Hafif bayırdır burası ama yine de arabayı çekişten düşürür. Aslında gözle görülürden daha fazla bayır vardır. 110'la kendi kendine çıkıyor. Gazını veriyor, çekiyor, alıyor. O yapabileceği her şeyi yapıyor. Bu arada bakın orta şeritten bir ilerleyen arkadaş mecburen sağından geçmek zorundayım. Ne yapayım? Solda da Fiorino var. Evet, şöyle denizin yanına geldik. Normalde hız sabitleyici kullanmam. Bugün biraz acelem var. Gaz pedalını kendim ayarlarım. Çünkü bayıra çıkarken hafif gaz keserim. Bayıya inerken de hızlanmasını sağlarım aracın. Hız sabitleyici arkadaşlar, eğer yakıt tüketimi işinden anlıyorsanız hız sabitleyici bir tık daha fazla yaktırır, bilginiz olsun. Sizlere buradaki bilgi ekranını da göstereyim arkadaşlar. Burada bir yakıt bilgi ekranımız var. Driving Eco diyorsunuz. Sonra şuna basıyorsunuz. 3 km boyunca yakıt tüketmeden ilerlemişiz. Geri kalanında 38 km gelmişiz. Ortalama hızımız 94 ve yakıtımız şu anda 4.5'ten 4.6 oldu. Burada EV'me vites değiştirme, hani bu tarz şeyler konusunda nasıl olduğunuzda sizi puanlıyor. Şimdi Renault ile Volkswagen'in uygulamaları, multimedyaları her şeyi farklı. Yani
direkt geçtiğinizde mesela şimdi artık hep laf söylerdim bilirsiniz böyle sağ arkadaki Renault'un arkasındaki şeyi sevmiyorum derdim ya. Şimdi Passat'a geçiyorum arkadan satış arıyorum yani. Farklı bir grupta araç kullanınca böyle oluyormuş onu fark ettim ben de. Normalde Scirocco'dan Passat'a geçince hiç anlamıyordum. Şimdi bayıra geldik, bu bayırda da size görüntü almak istiyorum. Şu tırcı arkadaşımıza yol verelim. Sinyal verdi. Bu şekilde arkadaşlar tırlara da yol vermeyi unutmayın. Burayı hiç ellemeyeceğim. 110'la araba kendi çıkmasını isteyeceğim. Hatta yakıt tork eğrisini açalım şuradan. Şuradan tork eğrimizi de izleyelim sol üstten. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bayırı tırmanmaya başladık. Şu an araç gaz veriyor ve tork eğrisi yükseliyor fark ediyorsunuz. Hiç ellemeyeceğim. 110'la bu araba burayı nasıl çıkacak bakalım göreceğiz. Yani rahat bir şekilde çıkacağını biliyorum çünkü sürekli kullanıyorum. Hatta şöyle söyleyeyim size 130'la falan çok daha rahat çıkıyor. Yani sonuçta yüksek devir seviyor ya benzinli araçlar. O zaman çok çok daha mükemmel çıkıyor. Ama burada da torkumuz gayet yeterli şu anda. Arabada hiç zorlama belirtisi yok. Bir de bu arabaya yazılım yaptırsam ne kadar rahat olur biliyor musunuz? Bu araba böyle gidiyorsa 1.3 TC'yi düşünemiyorum. 1.3 TC'ye çok rahat hızlanıyordur. Bayırın en dik kısımlarından birindeyiz. Arkadan bir insigniye geliyor. Şöyle yapmak zorundayım. Şeritten şeride atlamak bu arabada çok kolay. Araç süspansiyon sayesinde taçlardan biraz daha farklı. Yani gerginiz, biraz daha konforsuzuz. Ama koltuklar o konforu telafi ediyor. Bir de ben çok aramıyorum zaten o konforu. Ben sertlik istiyorum. Yani arabanın sert olduğunu öğrendiğimde bilmiyordum açıkçası. Ben bu araba ikon süspansiyonu zannediyordum. Araç süspansiyonmuş özellikle. Sert olduğunu öğrendim de sevindim öyle söyleyeyim sizlere. Bakın arkadaşlar 110'dan 1 kilometre daha aşağıya düşmeden yani çekiş düşük olsa zaten düşerdi kendiliğinden. Sizler de kendi aracınızı deneyebilirsiniz bu bayırda. Burası otobandaki Dilovası'ndaki bayır. Şöyle yakıta bakayım 4.8 oldu yakıtımız. Bakalım vardığımızda kaç olacak. Arkadaşlar bu arabanın performansının düşük kaldığı kısımlar nerede biliyor musunuz? Mesela son hızı 180'e geliyor. 180'den sonra ağır arızalanıyor. Hatta 150'ye kadar iyi güzel gidiyor. İşte 150'den 180'e kadar biraz daha az hızlanıyor ama 180'den sonra artık bir hızlanmaya başlıyor. Mesela onu hissediyorsunuz. Zaten küçük motorların genelde olayı budur. Bir de kalkışlarda mesela debriyajına alışamadım daha tam. Debriyajı kalkarken böyle hep ben Volkswagen'de gazla değil de debriyajla kalkardım. Yani bir dizel araba gibi kalkardım. Burada 1500 devire kadar torkumuz çok düşük gibi hissettiriyor. Yani normalde o torkla o devirlerde tork istiyorum ben. Alışkanlığım o şekilde. Passat'ta da hep böyle olur. Burada biraz daha gazla debriyajda kaldırmanız gerekiyor. O yüzden mesela kaldırırken ben zorlanıyorum. Orada bir hissiyat farkı oluyor. Geri kalanında uzun yoldayken hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Yani o aradaki farkı anlamıyorsunuz. Uzun yolculuklar da çok rahat bu araba. Kalkışta bir kötü hissettiriyor bana. Başka da bir olayı yok öyle söyleyeyim. Belki onu da yazılımla beraber çözebiliriz. Çünkü yazılımcı arkadaşımıza sordum Levent'e. Ben dedi ki alt devirlere de yükseltiyoruz dedi torkunu. Bana bir grafik gönderdi. O grafiği sizlere koyarım. Alt devirdeki torku yükseldiğinde ben en azından kendi istediğim tarzda kullanabileceğim arabayı. Bu biraz daha Renault'un kendi tarzını ürettiği bir durum. Belki dizellerde de bu şekildedir bilmiyorum. Ama debriyaj çok yumuşak ve hani o gaz vermeden kaldırırsanız hafif böyle titreyerek kalkar ya öyle kalkar ama gaz verip ayarlamanız gerekiyor. Ona daha tam alışamadım daha araba yeni olduğumuz için. Yoksa geri kalanında yani uzun yolda işte şehir içindeki 50-60 kilometrelerdeki ara hızlamalarda falan 1-0 olduğunu anlamıyorsunuz pek. Evet arkadaşlar şu anda Viaport'un oraya geldiğim biraz önce geçtik yanından. 140 kilometre menzilim kaldı yakıt olarak. Bir bakalım. Biraz hızımı yükselttiğim yerler oldu mecburen trafiğe ayak uydurmak için. 4.8 litre yapmışız arkadaşlar. Eski videomu izleyin ağlarsınız arkadaşlar. Arabalar 300 liraya depoyu fulluyor falan böyle. Güzel değerler. 1.0 TC'ydi bence iyi yakıyor. 4.8 yani bir tık daha az olabilirdi. Yani bu hızda kullanırsak mesela Scirocco fazla yakıyordu. Scirocco 100'den sonra fazla yakmaya başlıyordu. Bir tık daha iyi yakıyor olabilirdi. Hızda 4.5 falan olabilirdi yani. İşte ama düşüyor da yavaştan. 4.7 oldu şu anda. Bilmiyorum iyi gibi ya. Bir dizel araç gibi yakıyor yani. Mesela burada arkadaşlar bir de Eco Mode var. Eco Mode alınca araba ölüyor zaten tamamen. Hani hız sabitleyicide bile ölüyor öyle söyleyeyim sizlere. Hiç gaza basmıyor. Sabitleyici orucun ağır ağır bastığını hissediyorsunuz. O Eco'yu aldığınızda bir tık daha aşağı düşüyor. Mesela 90-100'de falan gitseniz böyle katsanız yakıt değeri baya baya düşer. Küçük arabanın güzelliği de bu ya hemen. Her yere geri çık. Bir gün de böyle 90'la falan giderken yakıt değerine bakalım. Bu videoda ben aslında yakıt değil de biraz daha gezmeye, vlog istiyorum. Çünkü vlogları çok seviyorsunuz. Bugün gittiğimiz yerleri size bir gösterelim bakalım. Ben de vlog çekmekten hoşlanıyorum ama hareketli bir hayatımız yok arkadaşlar. Standart bir Türk insan olduğumuz için olduğu kadarını sizlere gösteririz. Evet ayrılma noktasına geldim. Ya Apple CarPlay mükemmel arkadaşlar ya. Bu hani alışınca çok keyif alıyorsunuz. Şimdi bir de Snap çekmesini de öğrendim. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi illa bilmeyenleriniz vardır, merak edenleriniz vardır. Eğer ki Apple CarPlay bağlıyken normal bir video hani Snap çekmek istediğinizde sesi kesiyor. Yani yapamıyorsunuz. Burada arkadaşlar yapmak isterseniz normal fotoğraf çekme kısmına girin.
telefonunuzda, iPhone'da basılı tutun, fotoğraf çekiyormuş gibi yaparak basılı tuttuğunuzda videoya geçiyor ve hem müziği de kaydediyor, görüntü de gayet güzel oluyor. Bunu deneyebilirsiniz, öneririm. Buradan böyle navigasyonun haritayı takip etmek falan çok keyifli. Bu arada arkadaşlar, yakıtımız da 4.7, bilginiz olsun. Durumlar böyle, ben sizlere görüntü alacağım, birkaç işim var, onları halledeyim. Arkadaşlar sanırım cam filmleri dandik, yani yanından gelen güneş direkt yüzümü yakıyor. Film var yok, hiçbir şey anlaşılmıyor. Arkadaşlar 4.5 litreyle varacağımız yere geldik. Şöyle şuradan da göstereyim size bilgilerini. Kaç kilometre gelmişiz? 90 kilometre yol gelmişiz. 4.5 litre bir yakıtımız olmuş. Güzel. Menzilimiz hala 120. Dediğim gibi ne yazarsa onu gidiyor arkadaşlar yani. 200 yazıyordu işte. 90 kilometre geldik. 120'ye düştü menzil. Arkadaşlar tekrar hepinize selamlar. Biz yemeğimizi yedik. Bu arada ben açlıktan dolayı yemeğin kısmını çekmeyi unutmuşum. Hunger'da bir kahvaltı yaptık. Güzeldi. Ortalama bir kahvaltı. Yani mekan güzel olduğu için biraz daha fiyatları pahalı oluyor. Malzemeler çok kaliteli ama çeşit çok az. Her neyse 120 lira arkadaşlar kişi başı kahvaltı, serpme kahvaltı. Bağdat Caddesi'ndeyiz. Üsküdar'a doğru ilerliyoruz. Yakıtımız 4.8'e çıktı. Klima hep açık. Gidiyoruz öyle tıkır tıkır işte. Araba gidiyor. Herhangi bir şey yok. Arkadaşlar kamera sürekli donuyor. Şu anda Bağdat Caddesi'ndeyim. Pardon. Küçük bir reklam almışız. Haberim yok. Bağdat Caddesi'nden devam edelim. Ben size görüntü alacağım. Bu telefon niye donuyor? Sinirimi bozdu. Bakacağım. Ne cami istemiştik? Arkadaşlar Şemsi Paşa Camii'ne geldik burada Üsküdar'da. İçeri bakalım. Tarihi bir cami ve çok küçük. Şöyle bakalım. Cami cidden çok küçükmüş. Bu bildiğin böyle köy camisi gibi ya. Bakarsan sahilin dibinde. Niçin yapmışlar acaba? Bu kadar küçük. Arkadaşlar mimarisi yine mükemmel. 5 tane. Ama baksana şey, kiliselerde kullanılan renkli şeyler kullanılmış. Bize çok renkli olmaz aslında. Bu taraflardaki camiler renkli mi? Arkadaşlar Üsküdar'da hemen yol kenarında zaten görüyorsunuz trilla geçtiğinizde hep. Sahil yolunda. Evet arabamız burada. Bilmiyorum burada ceza yazıyorum ama burası yasak arkadaşlar, park için bilginiz olsun. Biz çok kısa park ettik. Arkadaşlar şimdi Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldik. Şöyle sizlere etrafı göstereyim. Güzel. İstanbul'un içinde. Yeşillik. Giriş otopark ücreti 20 lira, bilginiz olsun. Başka herhangi bir ücret vermiyorsunuz ama şu manzaraya her şey değer. Şimdi göreceksiniz. Bakın herkes zaten fotoğraf çekiliyor. Şöyle gidin gidin gidin. Evet. Manzaramız bu. Mükemmel İstanbul ayaklarınızın altında. Burada birinci köprüyü görüyorsunuz. Şöyle Boğaz'da her zaman güzelliğini gösteriyor sizlere. Hiç şurayı böyle İstanbul olarak görür müsünüz şu tarafı? Hiç benzemiyor değil mi şu tarafı yeşilliğin içi? Ben de görmemişsin farklı evet. Bahçeleri, o yüzden. Benim gittiğim ya, bak şurada karşıda bir yol geçiyor ya. Ben oradan gidiyorum, vırt hemen arabayla çekime gidiyorum. Evet, arabamızda arkadaşlar şöyle manzaraya park edip fotoğraf çekildik. Şu an mükemmel gözüküyor ama. Köprü ve Clio çok uyumlu. Arkadaşlar, McDonald's'ta şöyle cool cake var. Yine yedikten sonra atma geldi video çekmek. Allah'tan çıkmadan çektim. Cool cake diyorsunuz arkadaşlar. Tadı çok güzel. İçinde brownie var. Fiyatı da 9-10 lira bir şey. Değil mi? Öyle bir şeydi. Peki cool cake havalı kek anlamında mı, serin kek anlamında mı? Kesinlikle havalı. Az böyle dondurma yemek istiyorsanız mükemmel bir tercih. Ben çok sevmiyorum dondurmayı böyle. İçinde kekle beraber tatlı oluyor. Tadı hoş oluyor. Şu anda da böyle total Maltepe'deyiz. Sürekli yiyoruz. Bizim için gün arkadaşlar yemekten ibaret. Biz yemek yiyoruz ve yemek yiyoruz. Şehirleri geziyoruz. Yine yemek yiyoruz ama. İki yemek arası. Acıkmak için. Sonraki yemeği yiyebilmek için başka yerleri gezmeyebiliriz. Yeni tatlar tatmak çok hoşuma gidiyor. Mesela o Fethi Paşa kurusu değil mi? Evet. Fethi Paşa kurusuna gittik arkadaşlar. Çok güzeldi. Yani Fethi Paşa fiyatları, mezeleri mükemmeldi. Fethi Paşa kurusuna gidin. Belediyenin tesisi. Yani şu an kalkarım desen trafiğe girer gene giderim, biliyor musun? Şu an canım istedi. Arkadaşlar sürekli mailime böyle Shell Club puan falan yazıyordu. Geliyordu onlar. Ben de nedir bu diye arkadaşlara sordum. Bizim Passat'ın plakasına. Bayağı bir para belirtmiş yani, 135 lira belirtmiş. Onu alayım bari dedim. Ben de ilk kez böyle bir bedava benzin kullanıyorum. Ben size söyleyeyim. Sizler de öyle kartlarınız falan varsa kontrol edin. İçindeki miktarı öğrenmek için plakayı söylemeniz yeterli oluyor. Doldururken de şifre giriyor telefonunuza. Hangi telefonla kaydolduysanız. Hiç yoktan. Zaten alıyoruz benzini. En azından birikmesi hoş olmuş. 220 km menzilimiz var. 200 liraya Sakarya'dan önce İzmit'e gittim. İzmit'te dolaştık. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da da gezdik, klima açık. Güzel bence, 200 lira, 200 km ya da biraz daha fazlasını geldi. Arkadaşlar İstanbul macerası bugünlük bitti. Yakıt değerini de size söyleyeyim. 5.4 litre olarak şu anda İstanbul'dan çıkıyoruz.
Hadi devam edelim artık, İzmit'e gidelim. Arkadaşlar İzmit'e yaklaştım. 95'e sabitledim. Burada şimdi 2100 devir civarında gidiyor. Daha alt devirlerde araba böyle daha çok yakacakmış gibi hissettiriyor. Çok düşük hız da çok yaktırır. Yüksek hız da çok yaktırır. Onun idealini bulmanız lazım. Arabanın böyle torkunu tam olarak verdiği devri bulmanız lazım. Hızlı olduğunuzda da şu güzellik oluyor. Araba ivmesini almış olduğu için ağırlık artık bir etken olmaktan çıkıyor. 200 km menzilimiz kalmış. Yakıt menzilimiz. Bir bakalım ne kadar gelmişiz, ne yapmışız. 5-0'a düştü ortalamamız. 231 km oldu arkadaşlar. Bu arada 40.000'i de birazdan göreceğiz. Evet, gişelere geldik. 5-0 ortalamayla İzmit'e vardık arkadaşlar. Ben gişeden bu hızlarla geçiyorum ama umarım okuyordur. Bu zamana kadar ceza gelmedi ama. Artık videoyu sonlandırmanın zamanı geldi. En son sizlere evin oraya park edeyim, hani çıktığımız yer vardı ya. Umarım eğlenceli, keyifli bir video olmuştur. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Evimize geldik. Sabah çıktığımız yere tekrar sağlam bir şekilde döndük arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere 4.9 litre ile ulaştık. Ayrıca da bu şuradan da kontrol edelim. Şöyle driving eco puanımızdan 4.9 yaktık. 43 km ortalama hızımız var ya, aslına bakarsanız bir şehir içi hızı gibi. 251 km yol yapmıştık. Durumlar bu şekilde. Tüketim olmadan gittiğimiz kilometrede 40 km'ymiş. Bunlar güzel değerler ya. Böyle seviyorum. Volkswagen'in Renault'un ağzımıza sıkmış. Aracımızı istop ediyoruz. Yeterince soğudu. 1 dakika çalışması, hatta yarım dakika çalışması daha yeterli. Zaten sakin kullandık. Evet, araba bakalım. Sabahki o temiz halinden pek fazla bir şey değişti mi? Evet. Biraz kirlenmişiz ama yine de bu renk çok fazla kiri göstermiyor. Beyaz kadar değil tabii ki. Biraz tertemiz duruyor. Ama renkli arabayı seviyorum ben ya. Golf'li X de bu şekilde oldu. Biliyorsunuz daha öncesinde Scirocco vardı yanında. Scirocco varken de güzel gözüküyordu. Bilmiyorum ya, belki bakarsınız yine spor arabaya geçeriz. Belki bakarsınız satarız. Belki bakarsınız daha çok bineriz. Zaten kilometre yapıyorum. Hayat neyi gösterecek bilmiyoruz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.